görüntüleri Anadolu Ajansı geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşananların saniye saniye kaydedildiği MOBESE kayıtları bunlar. MOBESE kamera kayıtları. Evet, görüntüler 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı Ankara Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Kızılay Ulus Kavşakları, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önündeki kameralarca kaydedildi. Kameradaki görüntülerde İskitler istikametinden askeri araçlar saat 00.07'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne doğru hareket ediyor. Askeri araçların emniyetin önündeki üst geçit ve Mevlana Bulvarı üzerindeki köprüye gelmesiyle yol trafiğe kapanıyor. Vatandaşlar saat gece yarısı itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelmeye başlıyor. Darbe girişimindeki askerlere tepki gösteren vatandaşlara askerler tarafından ateş açılıyor. Emniyetin önünde saat 00.40 civarında birkaç patlama meydana geliyor. Onları da görüyoruz. FETÖ'cü askerlerin kullandığı helikopterlerden saat 00.44'te emniyetin önüne ateş ediliyor. Evet, Kızılay Kavşağı'ndaki hareketlilik de şu anda kamera kayıtlarında. Tankların ilk kez saat 00.40'da bölgeye geldiği görülüyor. Ortalıkların Kızılay'dan geçerek, o tankların Kızılay'dan geçerek meclis istikametine ilerlemesini engellemek amacıyla Çankaya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu barikat olarak kullanılıyor. Yine vatandaşlar var. Tankın aracı, evet, ters çevirdiğini görüyoruz. Araca rağmen tankın ilerlediğine şahit oluyoruz. Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşağın görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Burası Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşak. Bu kameradaysa tanklar ilk olarak saat 00.54'te görüldü, kameralara takıldı. Kavşağa gelen tankların Genelkurmay Başkanlığı Nizamiye önüne gitmesini engellemek için konulan araçları ezmekte çekinmedikleri yine kameraya yansıyan görüntülerdi. FETÖ'cü askerlerin kullandığı helikopterlerden 16 Temmuz sabahı saat 5 civarında Genelkurmay Kavşağı'ndaki vatandaşlara doğru ateş edildi. Birazdan da o görüntüler gelecek. Şu anda tankların ilerleyişine, evet, o araçları da önüne katıp hatta polis aracını altına alarak sürüklediğini görüyoruz. Yine vatandaşların tepkileri var. Tanklar birer birer yol alıyor bu kamera görüntülerinde. Evet. Diğer yandan söylediğimiz gibi Genelkurmay Kavşağı'ndaki görüntülerde saat 5 civarında kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde. Meclise saat 3.22'de ve 3.23'te olmak üzere iki bomba atıldığını gösteren kayıtlar da var. Evet, birçok görüntü. Ankara'da darbe gecesi neler yaşandı, işte MOBESE kayıtlarına. Sıcak gecesi. Görüntüleri Anadolu Ajansı geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşananların saniye saniye kaydedildiği MOBESE kamera kayıtları bunlar. Görüntüler 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Kızılay Ulus Kavşakları, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önündeki kameralarca kaydedildi. Kameradaki görüntülere göre İskitler istikametinden askeri araçlar saat 00.07'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne doğru hareket etti. Askeri araçların emniyetin önündeki üst geçit ve Mevlana Bulvarı üzerindeki köprüye gelmesiyle yol trafiğe kapandı. Vatandaşlar saat 00.30 civarında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelmeye başladı. Darbe girişimindeki askerlere tepki gösteren vatandaşlara askerlerce ateş açıldı. Emniyetin önünde saat 00.40 civarında birkaç patlama meydana geldi. FETÖ'cü askerlerin kullandığı helikopterlerden saat 00.44'te emniyetin önüne ateş edildi. Kızılay Kavşağı'ndaki hareketlilikte kamera kayıtlarında. Tankların ilk kez saat 00.40'ta bölgeye geldiği görülüyor. Tankların Kızılay'dan geçerek TBMM istikametine ilerlemesini engellemek amacıyla Çankaya Belediyesi'ne ait çöp kamyonu barikat olarak kullanıldı. Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşakta bulunan kamerada ise tanklar ilk olarak saat 00.54'te görüldü.
Havşa gelen tankların Genelkurmay Başkanlığı Nizamiye önüne gitmesini engellemek için kullanılan araçları ezmekten çekinmedikleri de kameraya yansıdı. FETÖ'cü askerlerin kullandığı helikopterlerden 16 Temmuz sabahı saat 05 civarında Genelkurmay kavşağındaki vatandaşlara doğru ateş edildi. Görüntülerde TBMM'ye saat 03.22'de ve 03.23'te olmak üzere iki bomba atıldığını gösteren kayıtlar da var. Atılan bombalar nedeniyle TBMM'den yoğun duman yükseldi.